Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2 Eylül'de Türkiye saatine göre sabah 8:21'de 10 derece balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Her zaman olduğu gibi şimdi bu videoda Dolunay'ın genel enerjilerini sizler için yorumlamaya çalışacağım. Evet, öncelikle su elementinin değişken nitelikli burcu balıktaki Dolunay değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecektir. Bunlar hangileri? Balık, Başak, İkizler ve Yay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz 10 derece ve yakınlarında değişkenlerdeyse, yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarında değişken burçlardaysa ve kişisel haritalarınızda özellikle 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa, o gezegenlerin bulunduğu ev alanları ve gezegenlerin temsil ettiği temalara göre bu dolunay etkileri sizin hayatınızda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Evet, balık dolunayı öncelikle balık burcu enerjilerini kişisel ve toplumsal hayatlarımıza biraz daha fazla taşıyacak. Nedir balık? Balık son burçtur, 12. burç. Son derece duyarlı, biraz daha sezgisel, içe dönük, manevi yönü güçlü, ruhsal bir burçtur balık. Balık kolektif alandaki enerjileri temsil eder ve bizim aslında evrenle bütünleştiğimiz, kolektif alanda, kolektif bilinçle bağ kurduğumuz alanlarımızı temsil eder ve balık dolunaylarında bu tesirler çok güçlenebilir. Ve balık hayatlarımızdaki fedakarlıklarla ilgilidir. Etrafımıza karşı hassasiyetimiz, duyarlılığımızla ilgilidir. Yardımlaşma temaları, merhamet, affetme, bağışlama, fedakarlıklar, bunlar balık burcuyla alakalıdır ve haritalarımızda özellikle balık burcunun bulunduğu ev alanlarında bu temaları belki daha görünür bir şekilde deneyimlememiz gerekebilir. Evet, balık sanatla da ilgilidir, yaratıcı faaliyetlerle ilgilidir. Her türlü görsel sanatlar, film endüstrisi, sinema, fotoğraf, balıkla ilgilidir. Müzik, dans, bunlar balık burcuyla alakalıdır ve yeteneklerimizi, yaratıcılığımızı manevi ilhamla hayata geçirebileceğimiz, ortaya çıkarabileceğimiz, dikkat çekebileceğimiz her türlü çalışmalar balık burcu enerjilerinde daha bir görünür hale gelebilir ve bu dolunay birçoklarımızın da içindeki bu yaratıcı enerjiyi fark etmesini sağlayabilir. Bir yandan da içe dönmemizi, biraz kendimizi dinlememizi, bilinçaltımıza yönelmemizi, farkındalıklarımızı arttırmamızı sağlayabilir balık dolunayı. Evet, şimdi an haritasına bakalım. Tam sabah 8:21'e göre, Türkiye'ye göre yükselende bir terazi burcu görüyoruz. Ve dolunay haritanın 6. evinde yerleşmiş durumda. Güneş Başak'ta, Güneş Başak karşıtlığı 6 ve 12 aksını hareketlendiriyor. Aslında balık Başak bir şekilde ruhsal, bedensel, zihinsel her türlü hizmet, sağlık, şifa gibi konularla alakalıdır hayatımızda. Ve dolunay haritanın 6. evinde olduğu için günlük hayatımızın iyileşmesi adına belki de konforumuzun artması, sağlığımızın iyileşmesi, mesleki alandaki verimliliğimizin güçlenmesi adına bazı önemli farkındalıklar kazanmamız, kararlar vermemiz, dönüşümler yapmamız da işaret edebilir. Yükselende terazi olması, ilişkilerimiz, işbirliklerimiz, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, ülkeler için düşünürsek belki diplomasi, ülkeler arası ilişkiler, bu alanlara da vurgu yapıyor. Buralardaki farkındalıklar, belki sezgilerimiz de fark edebileceğimiz temalar, belki bu alanlardaki bırakışlar, yani o balığın o fedakarlıkları, o anlayışı, o merhameti söz konusu olabilir, özellikle ilişkiler alanında, işbirliklerimiz alanında bunları fark edebiliriz. Sağlığımızla ilgili önemli farkındalıklar olabilir. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da ruhsal, bedensel, zihinsel sağlık temalarının, hijyen temalarının öne çıktığı ve bu alanlardaki düzenlemelerin belki çok gündeme geleceği bir süreçteyiz. Dolunay'ın haritanın 6. evinde olması her türlü hizmet alanlarına işaret ediyor. Sağlıkla ilgili hizmet alanları olabilir bu. Ve bizim hani kendi hayatımızdaki hizmet ettiğimiz, çalıştığımız alanlar olabilir. Bu tabii ki mesleğimiz olabilir. Ev alanındaki hizmetlerimiz olabilir. İşte genel sağlığımızla ilgili detaylar olabilir. Buralardaki farkındalıklar, sezgilerimizle belki fark edeceğimiz temalar ve belki bu temaların, hayatımızdaki bu alanların iyileştirilmesine yönelik hayatımızdan çıkarmamız, feda etmemiz gereken
yine temalar tam da balık enerjisiyle daha bir görünür hale gelebilir. Evet, haritada Boğa burcundaki Uranüs'ün tam 10 derecede, çünkü Boğa burcundaki Uranüs dolunayda Güneş ve Ay'la olumlu bir açısı var. Üçgen bir açısı var. Özellikle Güneş Uranüs üçgeni var. Bu bazı hızlı ve sürpriz gelişmeler olabileceğini de gösteriyor. Yani bazı sorunları çözmek adına hızlı gelişmeler olabilir. Örneğin bir sağlık sorununu çözebiliriz, farkındalıklar kazanabiliriz. İşle ilgili mesleki anlamda problemlerimiz varsa, sıkışmalar varsa yine bunun için sürpriz hızlı çözümler karşımıza gelebilir. Finansal alanda bazı sıkışıklıklar, baskılar hissediyorsak belki yine Boğa burcundaki Uranüs'ün maddi anlamda hızlı ve sürpriz çözümleri hayatımıza getirmesini bekleyebiliriz. Haritada yükselen terazi ve onun yöneticisi Venüs. Doğal olarak Venüs'e de bakmak gerekiyor. Venüs de Yengeç burcunda. Üstelik Oğlak burcundaki Satürn'le tam karşıt açıda. Koç burcundaki Mars'la da kare yapıyor. Bu gerek ailevi konular olsun, aile içindeki ilişkiler, ebeveynlerimizle ilgili temalar, kendimizi güvende hissetme temaları, yani bu ev yuva temaları olabilir. Tabii ki daha geniş planda vatan millet alanlı ulusal kavramlar olabilir, güvenliğimizle ilgili. Satürn'ün karşıt açısı ve Mars'ın karesi bazı kısıtlamaların, bazı engellerin, biraz tehdit içeren, biraz gerilim ve stres oluşturan baskıların olduğunu gösteriyor. Yani bu ailevi konularda olabilir, yuva temalarında olabilir, parasal konularda olabilir, barınma ve güvenlik alanlarında olabilir. Bazı baskıların ve tehditlerin olabileceği bir süreç ve belki buralardaki bu baskıların, bu kısıtlamaların, bu tehdit içeren sorunların çözümü için önemli farkındalıklar kazanmamız gerekiyor. İşte bu farkındalıklar balık dolunayıyla beraber, hani yardıma ihtiyacımız olan temalar olabilir hayatımızda. İşte bu yardıma ihtiyacımız olan temalarda maddi manevi, bunlar maneviyatla da ilgili olabilir bu yardımlar. Böyle açılımların olabileceği bir süreci işaret ediyor. Veya bizim başkalarına yardım etmemiz, onlara destek olmamız veya bazı sorunları çözmek için belki de sıkışıp kaldığımız bu alanlarda, bu sıkışıklıktan, bu baskılardan kurtulmak için bir düzen değişikliği ya da bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz, bazı şeyleri hayatınızdan çıkarmanız, belki bazı fedakarlıklar gerekiyor. İşte bu fedakarlıkları gösterebilir. Bunlar maddi manevi yardımlaşma temalarını da içerebilir hayatımızda. Bunlarla da ilgili belirleyici etkilerin özellikle hayatlarımızda kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da biraz daha görünür hale gelmesini bekleyebiliriz. Balık burcu denizler, sularla ilgili temaları da işaret eder. Ülkemiz için düşündüğümüzde balık 9. ve 10. evlerimizle etkili Türkiye'nin horoskopunda ve balık burcunda ve Uranüs'ümüz var. Üstelik yine Boğa burcundaki Uranüs de Akrep burcundaki Güneş'imizin karşıt açısında ilerlemekte. Ve yine Venüs ve Satürn arasındaki karşıtlık, Mars'ın yine Koç burcundaki hareketi, ülkemizdeki Natal terazi burcunda bulunan Merkür-Satürn kavuşumu da bir şekilde aslında tetikliyor. Sınırlardaki gelişmeler, yine ülkemizin toprak bütünlüğü, sınırları, bunlar tabii ki balık olduğu için biraz deniz sınırlarımızla da alakalı. Ülkeler arası ilişkiler, diplomasi ile ilgili konular, evet, ülkeler arası ilişkilerde, anlaşmalarda zaman zaman biraz baskılar ve tehditler hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Ve bunlarla ilgili alanlarda belki bazı yine hızlı çözümlerin, sürpriz gelişmelerin olması mümkün. Burada bizi destekleyebilecek bazı temalar da ortaya çıkabilir bir anda. Yani sıkıştığımız ve zorlandığımız alanlarda bize destek olacak ve sorunlarımızı çözmemizi sağlayacak bazı destekler, yardımlar da bulabileceğimiz bir süreç olabilir. Çünkü balık burcundaki Uranüs ülkemiz adına her zaman sürprizler getirebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine denizlerle ilgili konulara, sağlık konularına, ülke içerisinde genel olarak sağlık sektörü, işte bulaşıcı hastalıklarla ilgili biraz daha belki farkındalıkların artacağı, biraz daha bu konuların dikkat çekeceği bir süreçte olabiliriz. Yeni düzenlemeler olabilir toplumsal hayatımızda örneğin. Bir süredir biraz daha akışta kalan konuların belki artık
farkındalıkla bu dolunayın da tesiriyle dikkat edilmesi gerektiği, tekrar ele alınması gerektiği ve belki günlük hayatımızda bazı fedakarlıklar yapmamız gerektiğine de işaret ediyor. İşte bunlarla da ilgili süreçler dolunayla beraber özellikle önümüzdeki 2 hafta Türkiye gündemini de daha fazla meşgul edebilir. Hepimiz için tabii ki doğum haritalarımızda balık burcunun bulunduğu ev alanlarında bazı tesirlerin, bazı aydınlanmaların, farkındalıkların olmasını bekleyebiliriz. Bununla da ilgili lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Balık burcu sizin hangi evinizde? Yükselen burcunuza göre özellikle balık burcunun yerini tespit edebilirsiniz. Şimdi yükselen burçlarınıza göre balık dolunayının genel tesirlerinden de kısaca söz etmek istiyorum. Sevgili koçlar ve özellikle yükselen burcu koç olanlar, balık dolunayı 12. evinizi aydınlatıyor. Ruhsal anlamda güçleneceğiniz, sezgilerinizin belirleyici olacağı, biraz daha içe döneceğiniz bir süreçtesiniz aslında. Önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Hayatınızda gizli olan konular bir anda ortaya çıkabilir. Bazı sırlar da ortaya çıkabilir. Sizin sakladığınız sırlar da olabilir bunlar. Gizli ilişkiler varsa hayatınızda dikkat etmek lazım. Bu dolunay sürpriz hareketler gündeme getirebilir. Bazı gizli hayranlarınızla da karşılaşabilirsiniz örneğin. Dolunay ruhsal anlamda farkındalıklarınızı arttırabilir. Maneviyatın öne çıktığı bir süreçtesiniz. Gerek kariyer olsun, gerek aile içi ilişkiler olsun, maddi manevi bazı baskıların biraz daha belki mücadele edilmesi gereken konuların olduğu bir süreçtesiniz. Burada eğer içinden çıkamadığınız konular varsa belki de bazı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Biraz hayatınızdan bir şeyleri çıkarmanız gerekiyor. Bazı fedakarlıklar gerekiyor. Daha anlayışlı olmanız gerekiyor. Empati yapmanız gerekiyor. Duyarlı olmanız gerekiyor. Etrafınıza karşı, belki ailenize karşı. İşte hayatınızdan çıkarmak istediğiniz zararlı alışkanlıklar olabilir bunlar. Belki zararlı bir ilişki olabilir veya iş hayatınızda ya da günlük hayatınızdaki size zarar veren artık gerekliliği kalmamış temalar olabilir. Tüm bunlarda farkındalıklar kazanarak güçlü değişimler yapabileceğiniz önemli bir süreçtesiniz. Sezgilerinize dikkat edin. Zaman zaman bu dolunay haftasında biraz yalnız kalıp kendi iç sesinizi dinlemeye çalışın. Rüyalarınıza dikkat edin. Çok yol gösterici, çok mesaj içeren ilginç rüyalarda bu dönemde görebilirsiniz sevgili koçlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman bu tesirler bireysel olarak biraz daha güçlü olabilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık dolunayı 11. evinizde aslında şanslı bir ev. Balık dolunayıyla daha önceden niyet ettiğiniz, dilediğiniz, hayal ettiğiniz, umut ettiğiniz bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bunlar kariyerden gelecek, çalışmalarınız karşılığı gelecek, maddi manevi ödüller, başarılar olabilir. Toplum önünde dikkat çekmeniz, görünür hale gelmeniz mümkün. Bu dolunay burcunuzdaki Uranüs'le güzel bir temasta sürprizlere hazır olun. Bu sürpriz bir ilişki de olabilir. Sürpriz bir para kazancı olabilir. Bir anda hani arkadaşlarınızdan gelecek bir ilginç teklif olabilir. Yani genel olarak olumlu tesirler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Sosyal hayatınızda güçlü tesirler var. Grup halinde belki bir adım atacaksınız. Bazı gruplara gireceksiniz. Ekip çalışmalarına karar verebilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte yapılacak faaliyetler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa balık dolunayı sizi daha güçlü etkileyebilir. Ve özellikle su grubu ve toprak grubu burçlarda gezegenleriniz varsa bahsettiğim etkilerin daha iyicil olmasını, sürprizlerin daha pozitif, daha şanslı olmasını da bekleyebilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık dolunayı haritanızın 10. evinde en fazla etki alan burçlardan birisiniz. Doğal olarak özellikle güneş burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarında olan bir ikizlerseniz, yükselen ikizlerseniz ve yine kişisel gezegenlerinizde değişkenlerde yerleşimler varsa, yani balık, başak, ikizler, yay gibi, o zaman tesirler artabilir. Kariyerde bazı farkındalıklar olabilir. İş değişimleri, yer değişimleri olabilir. Ebeveynlerle ilgili konular aktifleşebilir, taşınmalar olabilir. Toplum önündeki statünüz, imajınız, başarı, ün, şöhret gibi konular bu dolunayda daha bir belirgin hale gelebilir. Yaptığınız çalışmalarla, bulunduğunuz pozisyonla
ilişkilerinizle de bağlı. Yani bazen evlilik gibi, hani işbirlikleri gibi özel ilişkiler de belirleyici olabilir. Toplum önünde biraz daha dikkat çekmeniz bu dolunayda mümkün görünüyor. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet, balık dolunayı sizin için aslında güzel bir açıda olacak. 9. evinizde olacak sevgili yengeçler. 10 derece ve yakınlarında, özellikle haritanıza, lütfen kişisel haritanıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz varsa tesirler bireysel olarak artabilir. 9. ev konularınızda dönüşümler, farkındalıklar bekleyebilirsiniz. Yolculuklar olabilir, geziler, seyahatler gündeme gelebilir. Ne zaman? Özellikle bu hafta, 2 Eylül haftası ve yaklaşık 10 günlük süreç içerisinde bu etkileri, tesirleri bekleyebiliriz. Eğitim hayatınızla ilgili önemli dönüşümlerin olması mümkün. Akademik konularla ilgili bazı yine kararlar verebilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili adımlar atılabilir. İletişimle ilgili, bunlar hani internet üzerinde, sosyal medya üzerindeki etkinlikler, işte reklam, promosyon çalışmaları işinizle bağlantıda olabilir. Sosyal medya alanındaki aktiviteler olabilir. Her türlü iletişimle ilgili konuda bu dolunayın çok güçlü tesirler getirmesini bekleyebiliriz. Zihinsel anlamda, ruhsal anlamda farkındalığınızın arttığı, hayata bakışınızın biraz daha hani geniş bir çerçeveden ortaya çıktığı, manevi anlamda ilhamlar aldığınız, yani gerçekten yaratıcılığınızın güçlendiği bir dolunay haftasındasınız. Bunu da iyi değerlendirmeye çalışın. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet, balık dolunayı 8. evinizi aydınlatıyor. Önemli farkındalıklar getirebilir. Hangi alanlarda? Biraz para konuları, finansal konularda farkındalıklar var. Yardımlaşma temalarının ve bazı fedakarlıkların öne çıktığı bir dolunay. Burada parasal bir desteğe ihtiyacınız varsa, evet, bir parasal yardım alabilirsiniz veya siz başkalarına yardımlarda bulunabilirsiniz. Manevi yönde de güçlü açılımların, gelişmelerin olabileceği bir dolunay haftasındayız aslında. Balık dolunayında. Burada farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bir kredi konusu netleşebilir. Bir miras, sigorta konusu, bir burs konusu, bir tazminat konusu öne çıkabilir. Eşinizin kaynakları, işbirlikleri, ortaklaşa gelir gider dengeniz, borç alacak dengeniz, tüm bunlar dolunay haftasında dolunayın enerjileriyle görünür hale gelebilir. Tabii ki her aslan aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 10 derece ve yakınlarında balık, başak, ikizler ya da yayda gezegenleriniz varsa, evet, bu bahsettiğim tesirlerin daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Evet sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, dolunay sizin için çok önemli. Özellikle doğum günü 28 Ağustos'ta 6 Eylül arası olan sevgili başak burçlarımız, güneşi başak burcu olanlar ve yükselen başaklar, 10 derece ve yakınlarında yükselen burcu olanlar belirgin şekilde etkiler alabilirler. Her şeyden önce farkındalığınızın arttığı bir dönem. Hayata biraz daha manevi anlamda, daha ruhsal anlamda bakabilirsiniz. Anlayış teması, farkındalıklar, fedakarlıklar, empati, sempati, böyle hani etrafımıza karşı belki daha duyarlı, daha hassas olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Sağlık konularına dikkat edin. Çünkü dolunaylar bir de sağlığımızı etkiler. Ruhsal, bedensel, zihinsel. Sağlığınızla ilgili alanlarda bazen kronik bir sağlık sorunun nüksetmesi olabilir bu. Veya hani kendinizle ilgili bilmediğiniz bir şeyin ortaya çıkması olabilir. Hani sağlığınızın iyileştirilmesi adına şifa arayışları ve belki günlük hayatınızın şöyle bir düzeninin gözden geçirilmesi, bir diyete başlamak olabilir, bir tedaviye başlamak olabilir. Tüm bunların dolunayla beraber aktif olmasını bekleyebiliriz. Yine tabii ki kişisel haritalarınızın aldığı etkilere göre değişir. Bazılarınız için ilişki dinamikleriniz öne çıkacak. Bazılarınız için kariyer konuları, bazılarınız için ailevi ve yuva temalarında manevi anlamda da özellikle farkındalıkların, dönüşümlerin olabileceği bir dolunay enerjisi sizi bekliyor olabilir. Evet sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Balık dolunayı 6. evinizde. Üstelik bu balık dolunayı yükselenin terazi olduğu için sizi biraz daha fazla etkileyebilir. Genel sağlığınıza dikkat edin. İş ve mesleki hayatınızda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Belki hizmet aldığınız kişiler, birlikte çalıştığınız kişiler, yardımcılarınız, onlarla ilgili belirleyici dönüşümler olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz ya da evcil hayvanlarınız var.
onların genel sağlığıyla ilgili konular, onların bakımıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Evet, diyete başlamak için, sağlıkla ilgili bir tedaviye başlamak için aslında bu dolunayı değerlendirebiliriz. Biraz hayatımızda sadeleşmeler gerekiyor belki. Biraz gereksiz konuları şöyle bir ayrıştırmamız gerekiyor. Bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bu dolunay bunlarla da ilgili önemli temalara işaret edebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel tesirlerin daha güçlü olmasını bekleyebiliriz. Eğer böyle yerleşimleriniz yoksa belki de çok az bir etki alırsınız ya da çok da belirgin bir etki almayabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, balık dolunayı 5. evinizde. Sizin için aslında şanslı bir evdir 5. ev. Umutlarla ilgili, şansla ilgili bir ev. Maddi manevi yardımlar, destekler alabileceğiniz bir dönem. Üstelik Uranüs tesirli. Dolayısıyla sürprizlere de hazır olun. Çocuklarla ilgili bir hamilelik olabilir, bir doğum olabilir. Belki aşk hayatınızda sürprizler olabilir. Parasal hızlı yaptığınız yatırımlardan güzel geri dönüşler olabilir. Sanatsal anlamda da yaratıcı bir süreçtesiniz. Yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz güçlü tesirler altında olabilirsiniz. Evet, güzel bir dolunay, şanslı bir dolunay. Bu dolunay biraz eğlenmeniz için, hayata daha böyle bir ruhsal açıdan bakmanız için, biraz daha maneviyata önem vermeniz için, aşkı, romantizmi önemsemeniz için de size çok güçlü tesirler getiriyor aslında. Belki sevdiklerinize karşı daha hassas olacaksınız, daha duyarlı yaklaşacaksınız, daha paylaşımcı olacaksınız. Romantik bazı sürprizler de bu dolunayda gündeme gelebilir. Kişisel doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. Özellikle 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa tesirler çok güçlü olabilir. Özellikle su ve toprak burçlarında 10 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa, ki bu Venüs ya da Jüpiter gibi iyicil bir gezegense, Ay ya da Merkür de olabilir. O zaman gerçekten aşk ilişkilerinizle ilgili çok romantik tesirler altında olacağınızı söyleyebilirim. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık dolunayı sizin gibi değişken bir burçta 4. evinizi aydınlatıyor. Ailevi alanlarda, yuva temalarında, yaşam alanlarınızda, belki de kariyerinizle ilgili farkındalıkların ve dönüşümlerin olabileceği bir süreçtesiniz. Yer değişimleri olabilir, taşınmalar olabilir. Evdeki düzenlemeler öne çıkıyor. Bazılarınız için aile ilişkileri öne çıkıyor. Sorumluluklar adına, belki kariyer alanınızdaki hedeflerinize ulaşmanız adına bu dolunay güçlü tesirler getirebilir. Her yay aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz özellikle 10 derece ve yakınlarındaysa o zaman bireysel etkilerin çok daha güçlü olmasını bekleyebiliriz bu dolunay sırasında. Yani bir anda bir iş değişimi nedeniyle belki bir işe girersiniz, bir terfi olur, taşınma gerekir, yer değişimi, ofis değişimi gibi etkiler dolunayla beraber gündeminizde olabilir. Evet, sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık dolunayı 3. evinizde, bu dolunay önemli fikirleri ortaya çıkarıyor, kararlar verebilirsiniz. Eğitime başlayabilir ya da bir eğitimi bitirebilirsiniz. Seyahatler, yolculuklar, geziler aktifleşiyor. Kardeşlerle ilgili konular ya da komşularla ilgili temalar öne çıkıyor. Onlarla ilgili belirleyici tesirler, dönüşümler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 10 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel tesirleriniz artabilir. Bir seyahat, bir gezi, bir yolculuk gündeme gelebilir. Belki bir iş anlaşması veya ticari alanda da bir amacınıza bu dolunayla birlikte ulaşabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, para evinizdeki dolunay, evet, bir para kazanmanızı sağlayacak. Elinize bir para geçmesini sağlayabilir buradaki dolunay. Veya bir iş imkanı size getirebilir. Paralarınızı değerlendirme, yatırımlar alanında da, belki bazı alışverişler alanında da etkileşimler var. Bunlar sürpriz, hiç beklemediğimiz tesirler de olabilir. Yani bir ev satışı, ev kiralanması, bir emlak almak için belki bir yatırım, bir para girişi çıkışı, ailenin kaynaklarının değerlendirilmesi yönünde bazı tesirler de olabilir. Evet, özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel tesirler artabilir. Eğer böyle yerleşimleriniz yoksa o zaman belki çok az etki alabilirsiniz ya da çok sizi etkileyecek gelişmeler olmayabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet, dolunay
sizin için çok önemli. Özellikle doğum gününüz 27 Şubat 6 Mart arasıysa Güneş burcunuz etkileniyor. Yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa yine bireysel olarak etkiler alıyorsunuz. Ve lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda ve özellikle Boğa burcunda, Balık burcunda gezegenleriniz varsa biraz daha bireysel tesirlerinizin arttığını söyleyebiliriz. Ruhsal, bedensel, zihinsel anlamda önemli farkındalıkların olduğu bir süreç. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Daha hassas, daha kırılgan olabilirsiniz. İlişkileriniz adına önemli kararlar vereceğiniz bir dönem. Güçlü teklifler de alabilirsiniz. Tabii ki bu iş birlikleri de olabilir, özel ilişkiler de olabilir, eşinizle, partnerinizle ilgili konular olabilir. Belki eşinizle bir seyahate çıkmak isteyeceksiniz ya da eşiniz size bir sürpriz yapacak. Bu tarz tesirler var. Yolculuklar adına Uranüs tesiriyle seyahatlerin ve sürpriz yolculukların hayatınıza geçmesi mümkün. Tabii ki bazı ticari konularda, işbirliklerinde ya da kariyerinizi etkileyecek alanlarda da bu dolunay önemli farkındalıklar, önemli dönüşümler getirebilir. Hepinizin özellikle kişisel doğum haritalarınızdaki yerleşimler dolunayın tesirlerinin ne ölçüde etkili olacağını belirleyecektir. Özellikle biraz önce de söylediğim gibi Güneş burcu, yani doğum günü 27 Şubat ile 6 Mart arası olan sevgili balıklarımız bu dolunaydan bireysel olarak çok daha güçlü ve dönüştürücü etkiler alabilirler. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.